Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, bir önceki videoda kimyasal hız konusuna bir genel bir giriş yapmıştık. Mekanizmada tepkimeleri incelemiştik. Şimdi AYT genel tekrar kapsamında yine hız konusunu inceleyeceğiz ikinci videomla. Bu videoda tepkime hızını etkileyen faktörleri anlatacağım. Şimdi gençler ilk videoda ne yaptık? Bir çarpışmanın tepkimeyle sonuçlanabilmesi için gerekli Koşulları konuştuk endotermik ve egzotermik tepkimelerde potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerini inceledik. Bunların zaten ayrıntısını ilk videoda görebilirsiniz. Katalizörden bahsettik. Ortalama hız hesabından bahsettik. Daha sonra hız ifadesini yazdık. Tek basamaklı ve çok basamaklı tepkimelerde yani mekanizmalı tepkimelerde hız ifadelerini inceledik. Biraz daha ayrıntısıyla bunları inceledik. Size anlattım. Şimdi bu videoda tepkime hızını etkileyen faktörleri konuşacağız. 5 tane faktör var. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi. K hız sabitini ise madde cinsi, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi etkiliyordu. Tepkime hızını etkileyen faktörleri ise bir de derişimi ekliyorduk. Tamam aradaki fark bu. K hız sabiti ile arasındaki fark. K hız sabiti ile arasındaki fark buydu. Tamam. Tepkime hızını etkileyen faktörleri inceleyelim. Şimdi ilk önce derişim etkisine bir bakalım. Bakınız arkadaşlar derişim artarsa neydi? Hız artacak. Mesela arkadaşlar amonyan tepkimesine bakalım. Tek basamakta gerçekleşiyor. Hız ifadesi neydi? K çarpı N2'nin derişimi çarpı H2'nin kübü olacak. Şimdi derişimi birer mol alsak, birer moler alsak ne olacak? R eşittir K olacak. 1 çarpı 1'in kübünden. Yani buradaki matematiksel değerlere çok kafa takılmasın. Çok kafanız takılmasın matematiksel değerlere. Diyelim derişimi iki katına çıkardık. Yani azotun derişimini sabit tuttuk. Hidrojenin derişimini iki katına çıkardık. 1 çarpı 2'nin kübünden 8K olacak. Dikkat edin derişim 8 katına çıktı. Yani derişimi arttırdıkça reaksiyon hız ifadesi artmış olacak. Eğer Diyecek ki size sorularda işte tepkimenin hacmini yani kabın hacmini yarıya indirsek ne olacak? Derişim 2 katına çıkacağı için yine derişim artacak. Mesela bu tepkime için. Başlangıçta birer molar vardı. Daha sonra hacim yarıya indirildiğinde m eşittir n bölü v formülüne göre derişim 2 katına çıktı ve ne oldu? Hız 16 katına çıktı. 2 çarpı 2'nin kübünden 16k oldu. Tamam yani genel itibariyle. Hacim yarıya indirilirse veya derişim artarsa hız artar diyeceğim. Bunları tablo üzerinden inceliyorduk, değil mi? Birinin derişimini sabit tutuyorduk, diğerinin artış oranlarına bakıyorduk. Mesela bu tepkimede A A gazı B ile reaksiyona girmiş C gazı oluşmuş. Bize bir tablo veriyordu. Burada A'yı sabit tuttuğumda dikkat edin 0.2 değerleri sabit. B'ye baktığımda 0.3 molardan 0.6 mo çıkmış yani 2 katına çıkmış hız ise bakın dikkat edin 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 6 çarpı 10 üzeri eksi 4'e çıkmış. yine hız 2 katına çıkmış yani orantılı olarak artmış oldu. B derişimi 2 kat arttı tepkime hızı da 2 kat arttı. Burada dikkat edin Sınavlarda özellikle Şuradaki üstü ifadeleri dikkat edin. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ler. Burada mesela, 0.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 der. Misal. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Veya 0.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 der. Tamam. Buradaki üstü ifadelere dikkat edin. Şimdi buradaki tabloda ise yani aynı tabloda burada ise B'yi sabit tuttum bu sefer. ikinci adımda A'nın derişimi 0.2'den 0.4'e çıktı. Yani iki katına çıktı. Hıza dikkat edin arkadaşlar. 4 katına çıktı. Yani karesiyle orantılı olacak. O zaman diyeceğim ki tepkime hızı. Burada sadece k'yı unuttum. Tepkime hızı eşittir. k çarpı a'nın karesi çarpı b olacak. Tepkimenin derecesi ne olacak? 2 artı 1'den 3 olacak. Tamam. Burada derişimleri sabit tutuyorduk. Bize sorularda şöyle de diyebilir. E, k hız sabitini bulun der. Herhangi bir yani buradaki 3 deneyden birini alabilirim. K hız sabitini bulmak için. Ama dikkat edin uygulayacağım formül ne olacak denklem? Mesela tepkime hızı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı 0.2'nin karesi çarpı 0.3 diyeceğim. Tamam. Yani K hız sabitini bana buldurabilir. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda 3A artı 2B reaksiyona girmiş. A3 B2 oluşmuş. A'yı sabit tuttuğumda. Bakınız arkadaşlar A'yı sabit tuttuğumda. B'nin derişimi ne oluyor? 2 katına çıkmış oluyor. Yani 0.1'den 0.2'ye hız ise dikkat edin 4 katına çıkmış oluyor. O zaman hız eşittir k çarpı b'nin karesi diyebilirim. Tepkime tek basamaklı mıdır? Çok basamaklı arkadaşlar. Çünkü tepkime tek basamaklı olsaydı hız ifadesi a'nın kübü çarpı b'nin karesi olurdu. Değil mi? Tepkimenin yavaş basamağı 2b gaz ürünler şeklindedir. Çünkü tepkime mekanizmalı tepkimelerde Reaksiyon hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılacak. yavaş basaman hızını zaten buldum. K çarpı B'nin karesi 2B şeklinde olacak. Yani bu ne demek? Buradaki 2 başına kat sayı olarak yazılacak. Tamam. Dördüncü ifade arkadaşlar. Burada uzun uzun uğraşmıyorum. K 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü bulacaksınız. Yani 1, 2, 3 herhangi bir deneyde işte diyeceksiniz ki hız eşittir. Diyelim birinci deney için 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 eşittir. K çarpı 0.1'in karesi olacak. Yani 10 üzeri eksi 1'in karesi olacak. Yani 10 üzeri eksi 2 olacak. Karşı tarafa geçtiğinde 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 bulacaksın. Dikkat edin A'nın derişimini yazmadım buraya. Tamam. Dördüncü ifade de doğru olacak. Yani bunun cevabı 1, 3, 4 olacak. Tamam. Şöyle de diyebilir. Tepkime hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı nasıl değişir? Mesela der ki işte hız 4 katına çıktı. Hız 8 katına çıktı. E ne olacak? M eşittir N bölü V'den. B'nin derişimi 1 ise hız ifadesine göre. Hız ifadesini buldum zaten. Önemli olan hız ifadesini bulabilmek. Tepkime hızı eşittir. K çarpı B'nin karesi. Misal 1 molarsa e, 2 molara çıktığında karesiyle orantılı olacağı için ne olacak? 4 katına çıkacak. Tamam. Bu gibi yorumlamaları da yapabiliriz. Şimdi biz burada derişimi inceledik. Şimdi madde cinsine bakalım. 1A, 2A metallerinin tepkimeleri hızlı olacak. Buradaki magnezyum ve demir katılarının hidroklorik asit ile tepkimeleri hızlı olacak. Moleküler arası etkileşim fazla olursa tepkime yavaş olacak. Mesela burada meta, metanın yanma tepkimesi var. Karbondioksit ve su tep ee, karbondioksit ve <laughs> pardon, karbondioksit ve su oluşuyor. Bir de 25 karbonlu bir alkan var. C25H52'nin tepkimesinden de yine karbondioksit ve su oluşuyor ama bu tepkime yavaş oluşacak. Tamam? Çünkü moleküler arası etkileşim artarsa tepkime yavaş olacak. İyonik bağlı bileşikler arasındaki tepkimeler sulu çözeltideki tepkimelerine göre daha hızlı olacak. Mesela kurşun nitrat iyonik bağlı bir bileşik ama e, sulu çözeltideki tepkimeleri daha hızlı olacak katı haline göre. Burada dikkat edin. Kurşun nitrat da şu kısımda sulu çözelti halinde bulunuyor. Bu bu tepkime daha hızlı gerçekleşecek. Zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkime moleküler tepkime göre daha hızlı olacak. Yük sayısı artarsa da tepkime yavaş olacak. Mesela moleküler düzeyde gerçekleşiyor karbon monoksit 1 bölü 2 O2 gazıyla reaksiyona giriyor. Enerji konusundan da hatırlayacağınız üzere işte bu tepkimeleri görmüştünüz. Karbondioksit oluşuyor. Değil mi? 1 mol karbondioksit oluşuyor. Şimdi iyonik tepkimelerde yani zıt yüklü iyonlar arasındaki tepkimelerde ise reaksiyon daha hızlı olacak. Mesela buna 1 numara desek buna 2 numara desek 2 numaralı tepkime yani buradaki iyon tepkimesi daha hızlı olacak. Ama iyon sayısı da artarsa bu sefer yukarıdaki tepkimeye göre yavaş olacak. Tamam. Karbon monoksit tepkimesine göre hızlı olacak buradaki Cr2O7'nin tepkimesi ama dikkat edin iyon sayıları çok olacak. 6 tane iyon buradan 2 tane iyon buradan e 14 tane de iyon buradan. Ne olacak? 20 22 tane iyon var. Burada ise 11 tane burada da bir tane 12 tane var. Tamam? Kendi aralarına göre yine hızlı ama Cr2O7'nin tepkimesi yavaş olacak. Tamam. Demek ki iyon tepkimeleri hızlı oluyor ama iyon sayısı da yük sayısı da artarsa tepkime daha yavaş olacak. Şimdi sıcaklığa gelelim. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden sıcaklığa gelelim. Sıcaklıkta nasıldı? Molekül sayısı, kinetik enerji ve potansiyel enerji tepkime koordinatı grafikleri vardı. Sıcaklıktaki mantık şuydu. Sıcaklık artarsa etkin çarpışma sayıları artacak. Yani eşik enerjisini geçecek molekül artacak. Taneciklerin kinetik enerjileri ve ortalama kinetik enerjileri artacak. Aktifleşmiş kompleks oluşturabilecek tanecik sayısı artacak. Dikkat edin arkadaşlar bu kısım çok önemli. Sıcaklık evet katalizör yani K hız sabitini değerini arttırıyor ama EA değerini yani tepkime mekanizmasını değiştirmiyor. Aktivasyon enerjisini değiştirmiyor. Katalizör değiştiriyordu ama sıcaklık değiştirmeyecek. Sıcaklık artarsa hem endotermik hem de egzotermik tepkimelerde hız artmış olacak. Sıcaklık artışı, aktifleşme enerjisi büyük olan tepkimelerde hız daha çok artacak. Demek ki buradaki Ea değeri ne kadar büyükse sıcaklık artışı o kadar daha fazla olacak. Tamam. Mesela bize diyelim iki tane tepkime verdi. Birisinin 60, diğerinin 70 veya 80. Sıcaklık arttı. E hangisinde daha hızlı olacak tepkime hızı? EA'sı 80 olan yani büyük olan tepkimelerde hız daha çok artacak. Tamam. Sıcaklık artarsa tepkime hız sabiti yani K hız sabiti artmış olacak. Dikkat edin EA'yı değiştirmiyor. Katalizöre gelelim. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden. Bakınız arkadaşlar katalizör ne yapıyordu? İlk videoda da anlattım. EA'yı yani aktivasyon enerjisini düşürüyor. Tamam. Yani tepkime hızını arttırıyor. K hız sabitini arttırıyor hem de tepkime hızını arttırıyor. Tamam? Hem tepkime hızını hem de k hız sabitini arttırıyor. İlk videoda da görmüştük. Burada yine aynı şeyler var ama hatırlatmakta da fayda var. Katalizör k hız sabitini arttırıyor, delta H'yi değiştirmiyor. Tamam? Tepkimenin mekanizmasını değiştiriyor. Temas yüzeyine gelelim. Şimdi arkadaşlar, temas yüzeyi artarsa tepkime hızı artar çünkü Etkin çarpışma sayısı artacak. Moleküller birbirleriyle daha çok etkileşime girecek. Temas yüzeyi arttıkça yani yayıldıkça moleküller birbirleriyle daha fazla etkileşime girecek. Yani çarpışma sayısı artacak. Temas yüzeyi artarsa ürün miktarı değişmeyecek. Aynı miktarda ürün olacak ama birim zamanda oluşan ürün miktarı artacak. Yani bu oluşan ürünler daha kısa zamanda oluşacak. Miktar aynı kalacak. Mesela magnezyum katısı. HCl ile magnezyum aktif bir metal, bir A metali hidroklorik asitle reaksiyona girecek. Magnezyum klori oluşacak, aynı miktarda oluşacak. Şerit ve toz halini kıyasladığımızda toz hali şerit haline göre daha hızlı reaksiyon verecek. Aynı miktarda oluşacak ama daha hızlı gerçekleşecek toz halinde. Yani ikinci kapta reaksiyon daha hızlı olacak, birinci kapta daha yavaş olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar çinko katısı için konuşalım. Aynı miktarda çinko katıları var. 10 gram levha halinde, parça halinde, toz halinde. Aynı çinko, aynı madde, aynı miktar ama sadece birinde levha, birinde parça, diğerinde toz halinde. Aynı reaksiyonlar oluşuyor. Yine çinko klorür tuzu oluşuyor. Hidrojen gazı açığa çıkıyor. Hız ifadesi ise R eşittir. K çarpı HCl'nin karesi oluyor değil mi? Yani çinko katısı aslında hız ifadesinde yer almıyor. Ama hız nasıl artıyor buna bir bakalım. Evet çinko katısı katı halde yer aldığı için hız ifadesinde yer almıyor. Ama neden hız artıyor levha parça toz halinde? Bunu bir inceleyelim. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakınız evet çinko katısı reaksiyon hız ifadesinde yer almıyor. Ama HCl ile yani hidroklorik asit ile etkileşim olduğu için daha hızlı etkileşim olduğu için ne olacak? HCl yani reaksiyona giren HCl miktarı artacağı için e, derişim artacak. Derişim arttığı için de hız artacak. Yani arkadaşlar toz halindeki çinko daha hızlı gerçekleşecek reaksiyon. Reaksiyon daha hızlı olacak. Daha sonra parça, daha sonra levha. Şimdi bu durumu bir inceleyelim. Bakınız. Sonuçta reaksiyona girdi değil mi? Aynı reaksiyon, değişen bir şey yok. Hidrojen gazı oluşacak. Oluşan hidrojen gazının miktarı sabit olacak. Yani miktar değişmeyecek. Aynı miktarda yer alacak. Burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu olacak. Burada dikkat edeceğim şey. Bakınız 3 tane reaksiyon. Şuradaki reaksiyonu düşünün. Şuradaki reaksiyonu düşünün. Çinko, klorür ve hidrojen gazı oluşacak değil mi? Oluşan hidrojen gazının molü yani miktar, madde miktar sabit olacak. Ama birinci tepkimede toz halinde, ikinci tepkimede parça halinde, üçüncü tepkimede çinko katısı levha halinde olacak. K1, K2, K3. Ne olacak bunun sıralaması? K1 büyük, K2, K2 büyük, K3 olacak. Çünkü toz halinde daha hızlı gerçekleşecek. Daha sonra parça, daha sonra levha. Yani en yavaş levha halindeyken gerçekleşecek. En hızlı toz halindeyken gerçekleşecek. Çünkü çinko ile HCl birbirleriyle reaksiyona girecek. Bakınız toz halinde daha fazla çinko katısıyla reaksiyon verecek. HCl İkinci durumda ise parçada. Üçüncü durumda levha halinde ise yavaş sürede çinko katısı da reaksiyona girecek. Tamam. Yani arkadaşlar K1 büyük K2, K2 büyük K3 olacak. Tamam. Toz halinde daha hızlı reaksiyon verecek. Aynı miktar olacak ama daha hızlı gerçekleşecek. Bir de diyelim bir sistem var. Sabit basınç altında bir sistem var. Yani pistonlu kap, pistonlu bir kap, sürtünmesiz pistonlu bir kap. Bu kapta yaptığım şey basıncı arttırıyorum. Çok pardon. Hacmi düşürüyorum. Yani basıncı arttırıyorum. O zaman ne olacak? E şimdi arkadaşlar basınç arttığı için ne olacak? Yani hacim azaldığı için basınç artacak. Şimdi M eşittir N bölü V'ye göre ise burada yer alan moleküllerin ne olacak? Derişimi artacak. E derişim arttığı için ise hız artacak. Yani reaksiyondaki maddeler birbirleriyle yakınlaşacak birbirleriyle yakınlaşacağı için derişimleri artacak etkileşimleri çarpışma sayıları artacak Tamam çarpışma sayısı artacağı için ne olacak tepkime hızı artar diyeceğim yani arkadaşlar bir pistonlu kapta ben pistonu aşağı indirdiğimde hacmi küçültürsem çarpışma sayısı artacağı için tepkime hızı artar diyeceğim Tamam Evet sevgili arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılan bir soru olursa lütfen yorum kısmında belirtin. Dediğim gibi oynatma listelerimde ben bu konuyu zaten defalarca anlattım tekrar videolarımda da. Yine de anlatmakta fayda var. AYT için önemli bir konu, okuldaki sınavlarınız için de önemli bir konu. Bir sorunuz olursa lütfen yorum kısmına belirtin. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk videoma videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.